Gelsin. İki numara hocam. Muzo yok mu? Vallahi bu aralar görmüyorum. Ne yapıyor bilmiyorum hiç. Dr. Skull. Ha? Yaş kaç? 17. 17. Ve Dr. Skull. Bravo. Doktora gelirken Dr. Skull tişörtü giyilir. Evet. Şikayet. Şikayet bende doktor bey. Benim oğlum yalancı. Bu yalancının mumunu bir söndürün istiyorum. Susma hakkını mı kullanıyorsun? Bak sen susma hakkını kullanmaya devam edersen peder bey sonsuza kadar konuşma hakkını sürdürecek. Hiç konuşamayacaksın. Hadi konuş şimdi. Başla. Geceleri yatağa titreyerek giriyorum. Böyle öksürük var, baş ağrısı var. Sonra böyle terli terli sırılsıklam uyanıyorum. Bir de ishal var. Yani bunlar her nedense ne hikmetse hep işe gideceği zaman oluyor doktor bey. Cuma akşamları turp gibi maşallah. Cumartesi pazar fink atıyor ortalıkta. Pazartesi dedin mi suratı ekşiyor. Salı zor götürüyorum işe. Sonraki günlerde hep yatakta. Eşek herif işe gitmemek için bahane uyduruyor. Annesi de ben kıyamam oğluma böyle işe gönderemem diyor. Okumuyor musun? Açıktan. Okumadı doktor bey ne yapayım? İş. Ne iş? Demir. Ferforjı demir atölyesinde çalışıyorum. Şimdi şöyle doktor bey, benim sanayide bir ahşap doğrama atölyem var. Bu oğlan benim işi hiç sevmedi. Bir türlü alışamadı. Ben de belki ona heves eder diye yandaki ferforje metal işine verdim, demir doğrama işine. Belki dedim o işi sever ama nerede? Metal. Zaten ev metalciyiz, onu anladık. Bir de işte de metal, öyle mi? Şaka yapmıyorsunuz değil mi bana? Çalıyor musun bir şeyler? Ya gitar çalıyorum işte böyle kendi çamızda bir şeyler. Hadi be. Beste meste. Yanımda var. Dinlemek ister misiniz? Hadi çal. Niyelim? Çok iyi bir kayıt değil ama. Çal. Sen misin bu, he? Kafada sallıyorsundur sen. Çocuk sanatkar. Esnaf ve sanatkar. Azıcık babaya çekmiş, azıcık da sanatkarlık içinde var. İşe yaramayan ne varsa bunda doktor bey. Baba parası yeme bunda, mızmızlık bunda, yalan bunda. Çocuk yalan söylemiyor. Onda metal ateşi var. Aman doktor bey, bütün gün metal müzik dinlemekten kafam şişiyor zaten. Gözünüzü seveyim. Bir de siz çıkarmayın başımıza metal ateşi falan. Hastalığın adı bu. Metal ateşi. Metal partiküllerinin solunmasından saatler sonra ortaya çıkan durum. Metal ateşi. Şimdi pazartesi işe başlıyor değil mi? Eti senin kemiği benim. Yolladığın yerde metal solumaya başlıyor pazartesi. Çarşambayı zor ediyor. Yatak, döşek, yorgunluk, ateş, terleme. İlaç milaç işe yaramıyor. Peki o zaman hafta sonu nasıl geziyor Fırfır? Allah Allah nasıl geziyor acaba? Çalışıyor mu? Çalışmıyor hafta sonu. Değil mi? Yok. O zaman metal solumayı bırakıyor. Metal solumayı kesince vücut kendini toparlıyor. Sonra fır fır ortalıkta gitar çalmaya başlıyor. Bu sefer evde heavy metal. İyi de doktor bey, her işin bir şeyi var. Bu iş olmasa başka bir iş. İlla bir zorluk çekecek. Başka yolu yok ki bunun. Ya öyle. İlla bir zorluk çekecek başka. Her işin bir şeyi var tabii canım doğru. O zaman şöyle yapalım. Pazartesi günleri Babişko gitsin metal atölyesine. Metal partiküllerini Babişko solusun. Metal ateşi o olsun. Belki gitar çalmaya da başlar. Olmaz mı? Sen de evde takılırsın heavy metal. Her işin bir şeyi var. Hayır çok zor. Senin evde de işin zor. Çünkü müzik yapmak istiyorum diyorsun ama baba anlamıyor. Dinlemiyor. Vücut ne yapıyor? Vücut isyan ediyor. Metal ateşi. Rahat bırak çocuğu. Son soru. Dr. Skull. Neden doktor? Neden? Neden doktor? Doktor? Doktor. Hepsi doktor. Dr. Skull. Haftaya benden sana imzalı bir albüm.
Tamam, her şey yolunda. Metal atölyesini bırakıyorsun, evde gitar atölyesine devam ediyorsun. Sağ ol hocam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.